Merhaba arkadaşlar. Bu bölümde şöyle bir şey var aklımda. Ufak bir ekosistem simülasyonu yapalım. Şimdi ne demek istiyorum? Ekosistem, şimdi farklı türden birimlerin olduğu ve her bir birimin hem kendi içinde hem de diğer birimlere göre belli kurallar altında hareket ettiği ufak bir simülasyon. Hani yaptıkça belki daha rahat anlaşılacak demeye çalıştığım şey ama şöyle bir şey düşündüm mesela. İşte su kaynakları olsun, su çevresinde yetişen otlar olsun ve otları yiyen hareketli canlılar olsun. Ve hani su kaynakları mesela bazı noktalardan çıkıp etrafa yayılabilir. Ve hani bir su kaynağı mesela belli bir süredir oradaysa etrafında işte yeşillikler belirebilir. Bu tarz bir şey. Hani canlılar da mesela gelip o yeşilliği yiyecek. Yeşilliği yiyince yeşillik oradan geçecek. Ama canlı hayvanlarımız da mesela çoğalmaya başlayacaklar. Onlar etrafta daha rahat gezecekler. Hani burada bazı parametreleri ayarlamamız gerekecek tabii. Bu tarz bir şeyi güzel bir şekilde çözmemiz gerekir ama biz bir şekilde yapalım. En azından hareket eden bir şeyler yapmaya çalışalım. Şimdi bir önceki bölümün kodundan yine alacağım parçalar var. Neden böyle yapıyorum? Hani şey farklı yerlerde bunlar farklı isimlerle geçebilir. Her ne kadar processing'de de çok basit olsalar dahi. Hani kimse bunları ezbere bilmek zorunda değil. Gereken şeyleri ne işe yaradığını hatırladığımız müddetçe buradan alıp yerleştirebiliriz. Başlangıçta bir ekran oluşturmamızı sağlıyordu bu yazdığım satırlar. Aynı zamanda ekrana bir dikdörtgen çizerken fill deyip rengini belirliyorduk. Rect diyerek bu dikdörtgenin yerini belirliyoruz. Şimdi bunları şöyle bir alayım ama benim aklımda şimdi bunlar biraz daha basit tutulmuş olsunlar diye bir tane kare sistemin içerisinde hareket edebilsinler diye düşünüyorum. Ekranın pikselleri gibi de düşünebiliriz ama ekranın piksellerini düşünürsek şimdi 1600 çarpı 900 kadar piksel var. O kadar piksellik bir işlemi gerçek zamanda belki yapamayabiliriz. Hani çok karmaşık kurallar koyarsak bu kadar büyük bir dünyayı işlemek zaman alacaktır. Ve sonunda da nokta kadar hayvanları ekranda göremeyeceğiz. O yüzden ben sanki bu piksel dünyaya biraz yaklaşıyormuşuz gibi düşünelim diyeceğim. Onu da şöyle yapacağım. Şimdi karelerden oluşan bir sistem yaparak başlayalım isterseniz önce. Hatırlarsak array yapabiliyorduk. Burada yapmamıştık. Array list yapmıştık burada. Ama şimdi ekranımızın ya da simülasyon dünyamızın kareleri belli sayıda olacağı için bunu normal array ile de yapabiliriz. Şimdi her bir array'in içerisinde ne olacak ona bir karar vermemiz lazım. Belki integer olabilir. İsterseniz integer ile başlayalım. Integer iki boyutlu array'i demiş oluyoruz böyle dediğimiz zaman. Adımız da burada dünya olsun. Dünya diye bir şey tanımladım. İki boyutlu bir integer array yani bir kare sistem, karelerden oluşan iki boyutlu bir sistem. Veya şöyle de düşünebiliriz. Array. Yani iki boyutlu olarak düşünmemiz daha mantıklı oluyor burada bizim belki ama normalde sistemin içerisinde bu tek boyutlu array'lerden oluşan bir array sistemi olarak tutuluyor. Şimdi bunu nasıl oluşturacağız? Kaç tane kareye ihtiyacımız var? Veya bir kare boyutumuz ne? Onun üzerinden hesaplayarak gitmekte fayda var. Bir kare boyutumuz üzerinden gidelim isterseniz. Kare boyutu adını verelim buna. Ve kare boyutu diyelim ki mesela 20 olsun bakalım. 20 olsa nasıl olacak? Kaydetmeye de başladık. Ekosistem diyelim. Şimdi ekran boyutumuz 1600-900. Demek ki yatayda kaç kareye ihtiyacımız var? Dikeyde kaç kareye ihtiyacımız var? Hesaplayabiliriz. Şimdi yatay kare sayısı diyelim. Yatay kare sayısını nasıl hesaplarım ben? Hatta bunu da yine dışarıda declare ettiğimiz, daha doğrusu türünü belirlediğimiz bir değişken yapalım. Yatay kare sayısı. Tabii bunun kardeşi dikey kare sayısı olmazsa olmaz. Bunların içi henüz dolu değil. Setup'ta başladığımız zaman içlerini dolduruyoruz. Neden? İşte ekran genişliğimiz, yüksekliğimiz burada belli oldu diye. Hatta burada width diyerek ekran genişliğine ulaşabiliriz. Bunu kare boyutuna bölersek elimize kaç tane
yatayda kare olması gerektiği geçecek. Ve aynı işlemin bir benzerini dikeyde de yapmamız gerekiyor. Bu sefer width değil de yükseklik anlamına gelen height'ı kare boyutuna böleceğiz. Şöyle ha. Şimdi dikeyde kaç kare var, yatayda kaç kare var, onu bulmuş olduk. Ardından demek ki dünya dediğimiz dünya eşittir yeni bir integer array diyeceğiz. Ama bunu oluşturmak için bu array'lerin boyutlarını vermemiz lazım. Önce yatay sonra dikey veriyor olalım. Sırasını çizerken biz kullanacağımız için burada hani tam tersi de yapabilirdik. Önce dikey sonra yatay da diyebilirdik. Ama ardından kullanırken de ona göre kullanmamız gerekirdi. Bu şekilde yapmış olalım. Yeni bir integer array'i oluşturmuş olduk. Acaba şimdi şeyden bir emin olalım. Mesela Java bazen şey yapar. Hani Java'da öyle miydi? Emin olamadım. Array oluşturduğumuz zaman her birinin içine gidip yeni bir array, daha ufak array'lerden oluşturmamız gerekir. Şurada şunu deneyelim. Acaba biz mesela integer, normalde bunun üzerinden nasıl gideceğiz? X, Y olarak düşünelim. Integer x sıfırdan başlasın. X dediğimiz şey yatay kare sayısından küçükken x'i arttıra arttıra gideceğiz. Ve içeride bir tane daha for döngümüz olacak. Hani bütün dünyanın bütün elemanları üzerinde gezmek istiyoruz. Yani dünyanın bütün değil de bizim bu küçük dünyamızın bütün. Böyle bir şey yapabilirdik. Hatta genelde ij kullanılır. Biz de i yapalım. ij diyelim. İ'ler yatayda. J'ler de dikeydeki birimlerimiz olsun. Tabi burada yatay kare sayısını da dikey kare sayısıyla değiştirmeyi unutmayalım. Ve şunu deneyelim. Şimdi dünyanın i'inci satır j'inci sütundaki elemanını sıfıra eşitle. Çünkü her bir dünya elemanı bir integer. Hani bunu yapabilecek miyiz acaba? Bunu bir deneyelim. Çünkü buna izin vermiyorsa şu anlama gelecek. Şimdi biz bir array'i oluşturduk dünya içerisinde ama şöyle düşünelim, hatta Paint'te açalım. Şimdi dediğimiz şey processing'te tam olarak ne yapıyor emin değilim. Göreceğiz birlikte. Şunu yapıyor olabilir. Gerçekten hani satırlı sütunlu bir tane tek seferde oluşturuyor olabilir böyle düşünebileceğimiz bir yapıyı. Veya şöyle yapıyor olabilir. Array dediğimiz zaman tamam burada dur şöyle yapalım, çizgiye geçelim, tamam. Hani burada elemanlarımız var. Her birinin içerisine array konulacak diye bekliyorum diyebilir. Ama bunların her birinin içerisine array koyma işlemini bizim yapmamızı bekleyebilir. Bu durumda ne deriz? Şu eleman, işte buradaki satırdaki bu eleman eşittir yeni buradaki array olsun. Ardından ondan sonraki eleman da, ondan sonraki de, ondan sonraki de. Ve hani bu dikdörtgensel iki boyutlu yapıyı bizim oluşturmamız da gerekebilir. Şimdi deneyelim bakalım processing nasıl düşünüyor. Hata verirse ikinci şekilde yapmamız gerekiyor. Hata vermezse bu şekilde dediğimiz zaman iki boyutlu array'i doğrudan oluşturuyor anlamına gelecek. Ve bir hata almadık mesela. Demek ki iki boyutlu array'i doğrudan kendisi düzgünce oluşturabildi gibi duruyor. Yine de bakalım. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Öncelikle ne yapalım? Tıkladığımız ya da şimdi karelerden oluşan bir dünya çizdik diyoruz ama onu görmedik. Önce bir onu görelim bence, daha iyi bir şey olur. Şimdi her bir dünyanın içerisine ben rastgele bir sayı atayım. 0 ile 5 arasında olsun bu. Bunu da integer kısmını ele al demek için başına parantez içerisinde int yazacağım. 0 ile 5 arasında rastgele bir sayı oluşur ama bunu integer olarak yorumla. Neden? Çünkü dünyanın her bir elemanı integer olması gerekiyor. Ve şöyle bir şey yapalım. Bizim yine önceki şeyde de kullandığımız setup'tan sonra draw metodu vardı. Bir arka alan çiziyorduk mesela. Setup metodumuzu yaptık. Draw metodumuzda da bir arka alan çizebiliyorduk. Şimdi arka alanımız
Beyaz renkte olsun diyelim. 0 gönderelim içerisine. O zaman pardon, siyah mı oluyor? Beyaz olması için 255 yollamamız gerekecek. Yanlışlıkla Ctrl Q dedim. Ekosistem, tamam. Ve ardından şöyle bir döngüyle bütün dünya elemanlarına bakacağım. Dünya elemanlarına bakıyorum. Bir dünya elemanını kendi pozisyonunda nasıl çizerim? Şimdi öncelikle onu hesaplayalım. Bir dünya elemanını çizeceğim. Bir dünya elemanı. Öncelikle aslında şunu istiyorum. Dünya elemanları kenarsız olsunlar. Kenarları olmasın. No stroke diyorduk onun için. Kenar çizgisi istemiyorum demek için. Ardından bir renk belirleyeceğim. Fill dediğimiz zaman rengi içine yazıyorduk. Ama rengi neye göre belirleyelim? Rengi şöyle yapalım belirlerken. Şimdilik 0 ile 5 arasında rastgele bir sayı atadık. Sonra daha farklı bir şekilde çözeriz bu işi ama. Rengi şuna göre atayalım. Şimdi i'ler, j'ler yatay ve dikey üzerinde geçiyor. Yani bütün aslında bizim iki boyutlu kare sistemimizi tarıyoruz. Yani dünya i'ye j dersem ben. Orada yazılı olan, şimdi kare sistemimiz var. Her bir hanesine bir sayı yazdık diye düşünelim rastgele. Her bir sayı ya da herhangi bir sayı ya da buradan satır ve sütun numarasını vererek ulaşıyoruz. Biz zaten i'lerimiz, j'lerimiz bütün bizim kapasitemiz üzerinden geçtiği için bu for döngüleri iç içe. İşte 0 için başlayıp bütün j'ler, i1 iken bütün j'ler, i2 iken bütün j'ler şeklinde geçtiğimiz için zaten buradan bütün dünya elemanlarına ulaşıyoruz. Orada bir sayı var. Oradaki sayıyı alıp 5 dedik maksimum. 5'i kapsıyor mu emin değilim ama 50 ile çarparsak mesela bir gri tonu vermiş oluyoruz buna. Ve daha sonra da iş geliyor bu kareyi çizmeye. Rect ile çiziyorduk. Sol üst köşesi neresi olacak? Şimdi sol üst köşesini şöyle hesaplayabiliriz aslında. Şimdi i dediğimiz şey yatayda bulunan konumumuzdu. X için i'yi kullanmalıyız. I çarpı kare boyutu dersek, şimdi biz kare sistem üzerinden gidiyorduk. Sıfırıncı eleman burada mesela. Birinci eleman, ikinci eleman. Her seferinde kare boyutu kadar, kare boyutu neyse o kadar bir kısım ileriye gidiyoruz. O kadar bir kısım atlıyoruz. Ardından j çarpı yine kare boyutu bizim diğer noktamız olacak. Dikeydeki hesap ettiğimiz başlangıç noktamız olacak. Peki burada ardından ne yazıyorduk? Bitiş noktası mı, genişlik mi? Genişlik olması lazım gibi geliyor. Aşağıda bir sağ taraftaki bir rekten bakalım. Evet, genişlik ve yükseklik diyorduk. Genişlik ve yüksekliğimiz belli zaten. Başta hesaplamıştık. Kare boyutu neyse genişliğimiz odur, yüksekliğimiz odur. Şimdi bir deneyelim bakalım. Karelerden oluşan bir sistem bekliyoruz. Evet, elde ettik. Şimdi hani farklı tonlarda. Değişik de gözüküyor aslında. Güzel gözüküyor. Her biri farklı bir renk. Bir de şöyle mesela şunu gösterelim. Şimdi fil diyoruz. Dünya. Orada yazılı olan sayıyı aldık. Orada yazılı olan sayıyı düşünmeyin. Her seferinde rastgele bir sayıyla boyamış olsaydık, parazit yapmak isteseydik yani, random mı draw'un içerisine koyabilirdik. Mesela şimdi hani rastgele her seferinde her yeniden çizilişte renk değiştiriyor. Ama tabii hani ekosistem ekosistem diyoruz. Kurallar olacak diyoruz. O yüzden bu şekilde bıraktık. Ve şimdi şöyle bir şey yapalım. Başlangıçta her yer sıfır sayısına atanmış olsun. Hatta bunu şöyle de düşünebiliriz. Mesela aslında bizim işimizi kolaylaştırır mı, kolaylaştırmaz mı? O kısmını düşünüyorum. Aslında şimdi biz burada integerlerden oluşan bir dünya oluşturmak yerine bizim yazdığımız klasa ait objelerden oluşan bir dünya da oluşturabilirdik. Değil mi? Evet. Neden olmasın? O halde biz bunu öyle yapalım. Şimdi setup'ımız var, draw'umuz var. Bir de class'ımız olsun. Bunun adına eleman diyelim. Hep her yerde kullanılabilecek bir şey ama. Eleman dediğimiz şey
şunu ifade etsin. Neyi ifade etsin? Bu herhangi türden bir şey olabilir. Onu ifade ediyor. Bazı değişkenlerle bunun neler yapıp neler yapamadığını belirliyoruz. Boolean mesela hareket eder mi diyelim. Hareket edip etmediğini burada tutuyoruz mesela bu elemanın. Her eleman zaten kendisini nasıl çizeceğini biliyor ama her elemanın bir rengi olabilir. Color renk diyelim. Çünkü hani rengi buradan biz hesap etmeyeceğiz. O eleman, o çizebildiğimiz eleman ne renkse rengini orada belirtiyoruz. Hareket eder mi? Başka neler olabilir? Hani bunu yaptıkça düşünmek daha kolay belki. Eleman ID'si olsun bence bir tane. Mesela şöyle olsun. Integer i diyelim. Integer i demeyelim, pardon. Integer ne diyelim? Numara mı diyelim? Ne diyelim? Tür numarası. Hani içeride biz tür numarası üzerinden elemanları tanımlayalım. Mesela suysa 1'dir. Otsa 2'dir falan gibi bizim kendi bir tanımlamamız olur. Farklı klaslar yapmak yerine her biri eleman olsa işimiz kolaylaşacak. Böyle yapmayı deneyelim mesela. Bir tane de metodumuz olsun içeride. Void olsun. İşle diyelim. İşle. Çünkü hani herkes hareket etmeyecek. Bazı şeyler başka türlü çalışabilir. İşle metodu. Bu canlı nasıl işlemesi gerekiyorsa ona nasıl karar verebiliriz? Mesela belki switch case yapısını kullanabiliriz. Tür numarası nedir diye bakıyoruz bu canlının. Tür numarası nedir diye bakıyoruz. Şöyle mi? Aynı mı çalışıyor diye bakıyorum da. Böyle mi yazıyoruz acaba? Bir bakalım hemen processing'te. Switch case yapısı. Ha, burada şey bekliyor. Şunlardan. Tamam. Şimdi mesela tür numarası sıfırsa şu satırları yap. Burada bir şeyler yazdık diye düşünün. Tür numarası şuysa buysa farklı işlemler yapmamızı sağlayan kısım bu olsun. Ve mesela yanlarına şöyle yazabiliriz. Su. Ot. Ot geldik, ot gidiyoruz falan. Hayvan dedik. Şimdi switch case yapısı böyleymiş. Buradan baktık zaten onu aldık. Şimdi şeyi kontrol etmek isteyeceğim. Dünyayı acaba buradan kullanabiliyor muyuz? Dünya dediğimiz zaman bunun ne olduğunu anlıyor mu? Mesela hani su dedi işte dünyada şu eleman eşittir sıfır. Mesela şöyle demeye çalışalım. Buna mesela izin verdi, tamam. Buradan ulaşabiliyoruz. Yani hani dışarıdaki bir değişken bu içerideki class tarafından ulaşılabiliyor. O zaman hani dünyayı her bir işlem yapılırken dünyayı göndereyim sana. Sen dünyaya göre işlem yap dememize gerek yok. Zaten herkes dünya dışarıda olan daha böyle küresel bir değişken olduğu için ona ulaşabilecek zaten. O halde şöyle bir şeyin faydası olabilir. Şimdi dünyada yatayda ve dikeyde bazı kareler var. Her canlı kendi karesini bilmek isteyebilir. Her canlı kendi karesini nasıl bilse. Şimdi iki farklı yoldan yapabiliriz. Elemanın içerisine bir değişken olarak yollanabilir. Veya biz işle dediğimiz zaman işlenin içerisine integer x ve integer y olarak bu elemanın konumunu gönderebiliriz. Belki bu yol daha basit olabilir. Neden? Çünkü zaten biz bütün dünya elemanları üzerinden geçerken her birinin i'sini, j'sini biliyoruz. Şimdi burada integer array demiştik ama artık bunun içine biz elemanlar yerleştireceğiz. E'sini büyük yazalım. Klas adları büyük başlar, büyük harfle başlar. Elemanlardan oluşan bir dünyamız var dedik. Artık burada da yine elemanlardan oluşacak diyeceğiz.
dünyanın herhangi bir elemanını da sıfıra eşitleyemeyiz artık. En başta bunları bir şeye eşitleyeceksek, boş kalmalarını istiyorsak nala eşitleyebiliriz. Şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi ona geri alamadık, neyse. Şimdi dünyanın elemanlarını dolduruyoruz ya bu adımda. Şöyle bir şey yapalım. Bir zar attık diyelim. Nasıl atalım onu? Integer değer mi diyelim? Ya da şöyle yapalım. Float olsun. Tamam. Float değer diyeyim. Bir tane float değişkeni. Hatta bunun türünü söyleme işini dışarıya bırakayım. Çünkü her seferinde bir döngünün içerisinde türü yeniden belirlemek istemeyiz. Değer dediğimiz şeyi kullanmadan önce içine bir şey atacağız ya, eşittir. Random'ı kullanarak rastgele bir sayı oluşturalım. 0 ile 10 arasında olsun mesela. Herhangi bir şekilde yapabilirsiniz siz bunu. Ardından şöyle değere bakalım. Değer dediğimiz şey eğer 4'ten küçükse mesela, 4'ten küçük olduğu durumlarda dünyanın her bir hanesi için farklı bir değer oluşturuyoruz ya, farklı bir zar atıyoruz. Dünyanın bu hanesi boş olsun. Eğer 4'ten küçüksek. Yok öyle değilse, else if diyeceğim. Şimdi bu noktaya geldiğimizde biliyoruz ki değer 4'ten büyük en azından. Değer 6'dan küçükse dersem, şimdi else if ile birleştirdiğim için hani ya buradaki olacak ya yeni yazdığım satırdaki. Else if çünkü ya odur ya budur şeklinde bir zincir oluşturmamızı sağlıyor. Değer 4'ten küçük değilse, 6'dan küçükse 4 ile 6 arasındadır. Hani aralıkları oluşturmuş oluyorum burada. Bu durumda mesela şöyle yapalım. Buradaki eleman yeni bir eleman olsun. Yeni bir eleman. Şimdi eleman oluştururken bunun constructor'ını henüz yapmadık. Bir constructor ekleyelim. Nasıl ekliyorduk? Public. Şimdi işle metodu da public olacak dışarıdan çağrılabilmesi için. Public eleman diyeceğiz. Elemanı oluştururken ne gerekir mesela bize? Şöyle bir şey yapabilirsin. Aslında tür numarası bize yetecek gibi. Hani hareket eder miyi de tür numarası üzerinden belirleyebileceğiz. Bu hani hareket eder mi, belki biraz daha genelleme yapmak istersek kullanacağımız bir şey. İşte hayvanın aslanı, kaplanı olacaksa, tavşanı olacaksa, alt türleri olacaksa işe yarayabilir. Ama şimdilik ben sadece tür numarasını alsam yeter gibi geliyor bana. Tür numarası, işte bu class değişkeni olan tür numarası bize ne geldiyse o olsun. Constructor'ın yaptığı şey bu olsun. Şimdilik hareket eder miyi bir kenara alalım. Bir rengimiz var. Hatta rengi de yine tür numarası üzerinden doğrudan yazabiliriz. Elemanın içerisinde sadece tür numarası olsun. Basite indirgeyelim. Elemanı oluştururken işte onluk bir aralıksa ikilik bir aralık ise mesela su olsun. Sıfırla bir eleman oluşturduk olsun. Tabi aslında hiçbir boş olmak zorunda değil. Hani burada null dedik ama zemin içinde ayrı bir eleman olabilir. İşte dağlar, geçilemez noktalar falan olabilir belki yürüyebilen canlılar için. Şimdi bu else if zincirini uzatacak olursak mesela daha küçük bir olasılıkla mesela 6 ile 7 arasında bir sayımız varsa veya bu aralığı biraz açalım 8 ile 6 arasındaysa burada ot olsun. Daha küçük bir aralıkla da hayvan olsun mesela. 8 ile 9 arasındaysa hayvan olsun dedik. Şimdi burada oluşturma işini yapıyoruz. Çizerken nasıl çizeceğiz? Şimdi böyle çiz demek yerine artık şunu yapmak isteyeceğim. Hani rectangle'ı falan fili burada belirlemeyeyim. Hani stroke işlerine burada hiç girmeyeyim. Her bir eleman kendini nasıl çizeceğini bilsin. Ama öyle bir eleman varsa şöyle diyeceğim, dünyanın i'inci satır j'inci sütunu null'a eşit değilse, çünkü orası boş olduğu zaman null olacak. Bu bir eleman olmadığı için bunu nasıl çizeceğimizi bilmeyeceğim. Şimdi şu elimdekileri şuraya yapıştırayım ben. Public void çiz metodu olsun. Çiz metodu da yine x ve y koordinatlarına ihtiyaç duyacak ama elindekini yapıştırmak için buraya bıraktım şimdilik. Çünkü şuradan başka bir şey kopyalamak istedim. Şunu. Şimdi ne alsa i'inci
satır J'inci sütununda çiz metodunu çağıralım ama I ve J'yi parametre olarak gönderelim. Tıpkı hani işle metodunda düşündüğümüz gibi çiz metodu public void şöyle integer x ve y alsın. Hatta aşağıda isimleri değiştirmemiz gerekmesin diye i ve j alması da daha iyi olabilir. Şimdi burada tek iş rengi belirlemek oluyor. Rengi belirlerken de yine tür numarası üzerinden gideceğiz. Onun dışında çizdiğimiz alanda bir değişiklik yok. Sadece fill. Fill dediğimiz şeyin içine ne renk vereceğiz onu belirlerken bir farklılık olacak. Bunların içine renk bulalım o zaman. İşte su rengi mavi bir renk aldık. Filine yazdık. Ot rengi yeşil bir ot rengi aldık, yazdık. Hayvan rengi kahverengili bir şey aldık, yazdık olsun. Şimdi her birini çiziyor. Şurası drop'un içerisi. Bu for döngüsüne giderken aslında çizerken bir yandan belki de çizmeden önce bunları işlemek de isteyebiliriz. Hani ne yapacaklarsa yapsınlar. Önce işle. Hani yapılacak şeyi yap. Ardından çiz. Şöyle bir sıkıntı olabilir. Bir şeyi işlediğimiz zaman onu da düşünelim. Bir şeyi işledikten sonra belki null hale gelebilir. Yani bu durumu aslında biraz daha iyileştirmek adına şu şekilde yapmak daha iyi olacaktır. For döngüsünü iki defa ard arda yapmak daha sağlıklı olabilir. Şimdi şurası mantığın işlenmesi olsun. Alt kısımda elemanların çizilmesi. Yani bir taraf işliyor mantığı, bir taraf çiziyor. Hani bu sistemleri ayırırsak birbirinden daha sağlıklı olabilir. Şimdi hepsinin dünyaya erişimi var zaten. Etrafındaki kareleri falan işlerken kontrol edebilecekler. Ama biz en azından şimdilik ekranı acaba çizebiliyor muyuz? Acaba bu canlılar oluştu mu diye onu görmek adına çalıştıralım. Şu an zaten işle metodu boş. Mesela böyle bir şey. Sular, canlılar. Canlılar çok daha az olmalı sanki. Çünkü hani yoksa her yeri yiyip bitirebilirler. Buradaki değerlerimizi de ona göre oynayacağız işte. Hani bunları daha güzel aralıklarla da yapabilirdik ama mesela sular işte daha çok olsun istiyorsak buraya 5 diyebiliriz. Otlar aralığı burası. Şöyle dedik 8,4'ten daha küçükse de. Hani burada F yazmamız gerekmiyor galiba. Başka dillerde gerekebiliyor float olduğunu söylememiz için ama mesela şöyle bir oran daha iyi gibi duruyor. Hatta bunlardan bazıları artacaksa mesela su kaynakları falan artacaksa aslında su kaynaklarının oranları da aslında hepsinin oranı da az olabilir bir dakika. Dur aralığımızı şöyle yapabilirsen aralığın maksimum değerini artırırsak bütün elemanlarımız daha seyrek olacaklar ve daha seyrek oldular. Şimdi bence şöyle bir şey yapalım. Şimdi su için bir kural belirleyelim. Suyun kuralı şu olsun. Ne olsun? Şimdi suyun x'ini y'sini de biliyoruz. Nerede olduğunu biliyoruz. Bu x y'yi kullanabiliriz. Su her zaman seçtiği bir doğrultuda bir birim kendini çoğaltsın. Yani artsın sular her seferinde. Onu nasıl yaparız? Bir düşünelim. Bir tane yön seçmemiz gerekiyor. Yani aslında şurada iç kısımda da bir switch case yapısı olabilir. Şöyle düşünün mesela bir tane doğrudan buraya mı yazalım ya da şöyle mi yapsak? Random'ı şöyle bir tane dışarıda şey yapalım. Float geçici rastgele diyelim. Çünkü yani metotların içerisinde şu declaration dediğimiz kısmı yapmak çok sık kullanacağımız bir yerse çok sağlıklı değil. Genelde hani bazı compiler'lar bunu çözümlüyor, daha optimize ediyorlar ama şimdi processing arkada nasıl bir işlem yapıyor bilmiyorum. O yüzden daha garanti yolu düşünelim. Geçici rastgele diye bir değişkenimiz var. Ve hani geçici rastgeleler gerektiği zaman bunu hep kullanacağız. Mesela random dedik. Bir yön belirleyeceğiz. 0,4 diyelim mesela. Şimdi bu 0 olabiliyordu, 4 olamıyordu sanki. Şimdi bir geçici rastgele belirledikten sonra
Şimdi bu switch case'in içerisine tekrar bir switch case koyabiliriz ama görüntü olarak çok da böyle hani koyalım mı ya da hadi koyalım. Ya hani bir sıkıntısı yok şey olarak da görüntü olarak çirkin olur mu diye şey yaptım ben. Şöyle yeni bir switch case koyduğumuzu düşünelim. Dur bir dakika. Ha bu tamam aşağı kadar gidiyor. Ben nereye kadar gittiğini algılayamadım. Şu aşağı kadar giden bir kısım eklemişiz. Şimdi geçici rastgelemizi alacağız. Yeni şeyimiz geçici rastgele. Ama bir ne diyor? Cannot switch on a float value diyor. Bunun integer olması gerekiyormuş. Geçici rastgelemizi gittik integer yaptık o zaman. Integer yapınca da bunu int'e typecast etmemiz gerekecek. Integer tam sayı kısmını aldık bunun. Yani 0, 1, 2, 3 olabiliyor bu diye düşünüyoruz. Şunu attık tamam bu önceki şeyden kalan. Şimdi bir yön belirledik. Bu yöne yeni bir su oluşturmak istiyorum. Orada bir şey yoksa. Şartımız bu olsun. Şimdi orada bir şey var mı yok mu nasıl kontrol edeceğim. Dünyada x'inci satır y'inci sütun diyebiliyorum. Bu null değilse doludur. Burası null'a eşitse boştur. Şimdi bir yön belirledik ya dur o yönün işini ekstrasını katmayı unuttuk. Şimdi geçici rastgele yaptık. Case 0'da x ekseninde büyüyelim. Birini de küçülelim. Ama burada array'in dışına taşmak gibi bir riskimiz var. Onu gidermemiz gerekiyor. Şimdi şöyle düşünün. X eksi 1. Şimdi bütün x'ler için bu doğru olmayabilir. Hangisi için? 0 için geçersizdir. Bunu mesela bir if kontrolü yaparak da kontrol edebiliriz. Ya da şöyle bir şey yapabiliriz. Bu değer her neyse buna önce yataydaki hatta dur aslında bunu en başta yapalım hiç böyle kontrollere gerek kalmasın. Şöyle yapalım hani x y tamam. X y işleye geldiği zaman ben bunu çözümlemeliyim öyle düşüneceğim. Çözerken de şöyle yapacağım. Gerçi bir dakika aşağıda arttırıp azaltmak istiyorduk o yüzden aşabiliyorduk pardon. Yanlış düşündüm. Tamam. O zaman buralarda yapmamız gerekecek. Aslında burada metotlar kullansak daha güzel olacak ya. Tamam. Demin niye öyle yapmadık? Şimdi suysa dedik. Şöyle bir kısım eklemeye çalışıyorduk ya. Onu alalım. Burada çünkü çok hani karışık gözükmesin onu istiyorum. Suyu işle diye bir metot. Henüz yazmadım, yazacağım. Şimdi içeride bir metot olacak bu. O yüzden hani sadece void suyu işle şeklinde belirtebilirim. Hadi bir suyu işlemek için yine x y'ye ihtiyaç duyacağım. Integer x, integer y. Bu tarafta x y neyse onları doğrudan geçirdim. Suyu işlerken de şu demin yazdığım şeyleri alayım. İşte geçici rastgelemiz, switch case'lerimiz falan. Burada hani daha rahat, diğerlerini çok karıştırmadan daha rahat bir şekilde işleyebilirim. Geçici bir rastgele yönümü belirleyecek benim. Yönümü belirlerken de yine hani genel geçer olsun istiyorum. Bu sefer su ot hayvan değil bunlar. Mesela yukarı. Yukarı gideceksek şöyle bir şey yapalım. Şimdi suyu işlerken bir tane ya da gelen x y üzerinden gitsek daha iyi. Tamam. Yukarı gideceksem ne yapacağım? Y'yi arttıracağım. Y artı artı diyeceğim. Y neyse y dediğim şey artsın. Tamam, şunu şöyle almamız gerekiyor. Aşağı nasıl gidilir? Aşağı gitmek için y'yi azaltmam gerekiyor. Sola diyelim. Sola nasıl gidilir? Sola giderken x'i azaltmam gerekiyor. Case 3 dedik. 3 ise de sağa gidelim. Sağa nasıl gidilir?
X'i arttırırsak, break'leri unutmamamız gerekiyor. Break'i unutursak, o şartı sağlayan kısma gelirsek, devamına da devam eder. Break yazmazsak, şunlar da içe kayacak. Geçici rastgele X'i Y'yi güncelledi. X'i Y'yi güncelledikten sonra önce şunu kontrol etmek istiyorum. X ve Y geçerli X ve Y'ler mi? Eğer X dediğimiz şey neler istiyoruz? Sıfıra eşit olsun veya sıfırdan büyük olsun. And aynı zamanda X dediğimiz şey yatay neydi? Yatay kare sayısı. X dediğimiz şeyin yatay kare sayısından küçük olması lazım. Çünkü daha fazla karemiz yok. Aynı zamanda şunları istiyoruz. Y dediğimiz şey büyük eşit sıfır olsun. And operatörü aynı zamanda da Y dediğimiz şey dikey kare sayısından küçük olsun. Ancak bütün bu şartları sağlıyorsak geçerli bir X ve Y değeri hesaplamışızdır. Yeni bir X ve Y değeri hesapladık ya, bunun geçerli olduğuna bu noktada karar verdik. Aksi takdirde dünyada bu elemanlara ulaşmamız sıkıntı olacaktı. Çünkü array'in üzerinde X, Y şeklinde belirteceğiz. Array'in üzerinde bu nokta olmayacaktı aksi takdirde. Bundan sonra da şuna bakacağız. Hani bir yere gitmek istiyoruz, bir yere doğru akmak, suyu çoğaltmak istiyoruz. Orası boş mu? Orası boşsa ancak ne diyeceğiz? Orada yeni bir su oluştur diyeceğiz. Suyun sayısı da şuradan bakıyoruz. Su sıfırdı. Buraya yeni bir eleman oluştur diyeceğiz. Çünkü orası boşmuş. Elemanın türünü de bir integer olarak gönderiyorduk. Sıfır olarak göndermiş olduk. Rastgele bir yön seçiyor su. Her bir su elemanı rastgele yön seçiyor. Oraya doğru kendisini arttırıyor. Suyu işlediyoruz. Tür numaramız suysa suyu işliyoruz. Şimdi mesela bir deneyelim bakalım ne olacak. Çok hızlı bir şekilde sular her yeri kaplayabilir de. Hiçbir şey olmayabilir. Gördüğünüz üzere. Dur, bir şeyi çağırmadık falan mı? Şimdi suyu işle dedik. Dünyanın o elemanının şu şartları sağladığı takdirde buraya yeni bir eleman koymasını sağlıyorduk. X ve Y'ye. X ve Y'yi de burada güncelledik diye düşünüyoruz. Geçici rastgele. Geçici rastgele herhangi bir sayı olur. Ardından X ve Y'yi günceller. Peki biz bunu çağırıyor muyuz? Çiz, işle, suyu işle. Her şeyi işlemiyoruz. Onu unutmuşuz. Mantığın işlenmesi çiz demişiz. Burada işle ile değiştirmemiz gerekiyor bunu çalışması için. Şimdi çalıştırdık bakalım ne olacak. Evet, her yeri sel kapladı. Ama hani başladı böyle bir arttı gördüğünüz üzere. Şimdi suların oranı daha düşük olsaydı mesela başlangıçta. Şurada mesela 5,3 dedik mesela. Çok az su var. Ama çoğalma hızı fazla suyun. Bir yandan hani sıkıntı o. Etrafı su kapladı. Tamam. Mesela bakın şu güzel. Şuralarda beyazlar kaldı. Neden? Çünkü etrafı başka şeylerle kaplanmış. O yüzden su oraları kaplayamadı. Su hala çalışmaya çalışıyor ama etrafı hep dolu olduğu için herhangi bir birim su hiçbir yere gitmiyor. Şimdi burayı, bu sistemi biraz yavaşlatmak istiyorum aslında. Nasıl yavaşlatabiliriz? İşleme hızını azaltacağız. Şimdi kare oranını düşürmek başka bir şey, zamanın akışını etkilemek başka bir şey. Zamanın akışını etkilemek istiyorum. Aslında hani kare oranıyla da biraz ilgili çünkü hani biz sadece zaman ilerledikçe elemanlarımız yer değiştiriyor. Öyle bir yanı var. Bir yandan suları yok eden bir şey olsaydı mesela belki çok hızlı da olsa böyle düzgünce çalışan bir sistem olacaktı ama biz suyun nasıl yayıldığını daha rahat görelim diye zamanı biraz yavaşlatmak istiyorum. Onu şöyle yapacağım. Bir tane integer'ımız olsun. Ne olsun? Kare sayısı diyelim. Kare sayısı. Sıfırdan başlasın kare sayısı. Bir tane de kare sayısı limiti diyelim. Mesela her 40 karede bir yenilemek istiyorsam kare sayısı limitini 40 yaptım diyelim. Şimdi draw'a geldiğimiz zaman tamam arka alanı falan çiziyoruz ama bu draw'a geldiğimiz zaman önce bir kontrolüm olsun benim. Kare sayısı limiti. Kare sayısı dediğim şey
kare sayısı limitine ulaştıysa, hani ona eşit olduysa veya ondan büyük olduysa ne yapalım? Ne yapalım? Dur bir dakika. Tersten mi düşündüm? Şöyle yapalım. Kare sayısı dediğimiz şey artacak, azalacak, şey azalmayacak, pardon. Sıfırdan 40'a kadar sürekli sayıp duracak. Kare sayısı limitinden küçükken draw'a geldiğimiz zaman return diyeceğiz. Hani bu metoda gelmişsin, tamam. Eline sağlık ama kare sayısı dediğimiz şey bundan küçükse hadi geri dön diyoruz. Ama tabii bunun bir noktada istenilen şartı da sağlayabilmesi için, limite ulaşabilmesi için kare sayısının her draw'a gelişimizde başlangıçta şurada başa şey yazalım. Hız yavaşlatmak için. Şimdi kare sayısını hep arttırıyoruz. Bir noktada 40'tan küçük olacak. Pardon, hep çoğu zaman 40'tan küçük. 40'tan küçükken return diyoruz. Draw'u yapmıyoruz. Geri kalan hiçbir şey yapmadan draw'dan çıkıyoruz. Ama bir gün gelecek ki kare sayısı limite ulaşmış veya onu aşmış olacak. Else durumu olacak o. Else kısmında return koymayacağım. Return koymazsam burayı hallettikten sonra background'u çizer, mantığı işler, elemanları çizer, devam eder. Bu else de şunu yapacağım. Kare sayısını hep arttırıyorduk ya, kare sayısını sıfırlamak için eşittir sıfır demem gerekecek. Şimdi çalıştırırsak biraz daha hızı yavaşlatmış olacağız. Tık tık mesela yayılıyor karelerimiz, sularımız. Nasıl yayıldığını da biraz daha rahat gözlemlemiş oluyoruz. Her su birimi, yani yeni sular da etrafa yayılıyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi sularda da mesela bir parametre olabilir. Sular hep yayılmak, hep yayılıyor olmayabilir. Mesela şöyle bir şey olsun. Her bir elemanın tam tür numarası falan bir şeyleri var. Bir de integer sayacı olsun. Ne sayacı? Elemana göre değişen bir sayaç. Elemanı oluşturduğumuz zaman sayaç dediğimiz şey sıfırda başlasın. Mesela suyu işlerken işte geçici rastgele falan diyoruz ya. Suyu işlerken şöyle bir şey olsun. Nasıl bir şey olsun? Suyu işle dediğimiz zaman sayacı bir arttıralım. Hani suyu işle. Her suyu işlediği işimizde sayaç bir artsın. Ve eğer sayaç belli bir sayıdan küçükse, mesela diyelim ki sayaç 5'ten küçükse, hani yeni oluşmuş bir su bu mesela. 5'ten küçükse bu aslında o zaman işlemesin. O zaman return diyelim. Hani bu su sayacımız 5'ten küçük olduğu takdirde her işlenmede tamam sayaç artıyor, biraz yaşlanıyor bu su. Ama 5'ten küçükken artmasın mesela, yeni bir yere gitmesin. Bu durumda başlattığımız zaman ilk karede gri ile başlıyoruz. O da şeyden dolayı, hızımızın yavaşlığına dolayı. Mesela sular artmaya başladı ama sadece belli bir hani olgunluğa ulaşmış sular artıyor mesela şu an. Her karede belli bir su artıyor olabilir, artmıyor da olabilir falan. Biraz daha mesela sistemi böyle yavaşlatmış olduk. Aslında o zaman şimdi bakıyorum ki kare sayısı limiti belki de 20'ye düşebilir. Hani sistem biraz daha hızlı çalışsın istersek. Mesela şimdi bir öncekine göre biraz daha hızlı çalışıyoruz. Nasıl çoğaldığını da görüyoruz suyun mesela. Ve şöyle bir şey yapalım mesela şimdi. Sayaç değerimiz artıyor ya. Sayaç değerimiz belli bir sayı. Aslında şöyle mi yapsak, dur. Topraklar 3, 5, 3 dedik. Toprakların sayısı biraz fazla arttı herhalde bunu böyle yapınca, değil mi? 5 ile 3 arası. Topraklar da mesela 5,6'da. Hayvanlar da 5. 7'de olsa nasıl olur? Başlayalım bakalım. Hani şey, toprak sayısını da, sular da kendi etrafına toprak üretsin istiyorum ondan. Dur, demin aklıma bir şey geldi. Gitti, ha tamam. Şey, en başta da çizsek iyi olacak ya. Draw. En başta bunları falan yaptık. For döngüsünü işledik. Ya draw'dan çıkıyoruz ya, sorun o. En başta şundan çıkmamak için, ha tamam, dur, ne yapacağım buldum. En başta kare sayısı, şöyle onu altta belirlersek, kare sayısı dediğimiz şey kare limitine eşit başlarsa, o zaman en başta ne olur? En başta işleyip çizeriz hani. Çalıştırır çalıştırmaz gri bir ekranla karşılaşmayalım.
bu ekranla karşılaşalım diye. Mesela sular yerleri kaplıyor. Şimdi ot için şöyle bir şey yapalım. Hani bir olgunlaşma sayımız var. Bir bekliyoruz ya. İşlenin içerisinde değil, suyu işlenin içerisine yazdık bunu. Sayacımız artıyor. 5'ten küçüksek çıkıyoruz. 5'ten büyüksek yeni bir şeyler oluşturuyoruz. Bir de şöyle bir şey olsun. Şimdi yeni bir şey oluşturacağız. O yeni şey oluşturacağımız kare boşmuş. Ona baktık. Eğer sayacımız ondan büyük bir hale geldiyse. Şimdi else kısmında yine yeni bir su karesi oluşsun. Tamam. Sayacımız ondan büyükse yeni bir toprak karesi, ya çim karesi oluşturalım. Toprak değil, her yer toprak. Yeni bir çim. Yani hani su ilerleyeceği yere bir çim oluşturacak bu durumda. Çünkü orası çok sulak bir yer olmuş. Artık orada çim bitmeye başlamış falan. Ve hatta aslında şöyle bir şey de olabilir. Sistemi hareketli tutmak için. Şimdi sayaç 5'ten küçükse return diyorduk ya. Onun yerine şu da olabilir. Sayaç 5'ten küçükse. Şimdi buradaki if else'lerimize yeni bir şey daha ekleyeceğim. Sayaç 10'dan büyükse bu dedik. Else if sayaç 5'ten büyükse bu olsun az öncekinden. Bir de else kısmı hani sayaç 5'ten de küçükse şimdi orijinal x, y değerlerine ihtiyacım olacak. Suyun kendisi hareket etsin bu durumda diyecektim. O zaman şöyle yapalım. X, Y. Şimdi bize bir X, Y geldi ya. Int orijinal X diyelim. Orijinal X'i aldım ben. Çünkü hani şu aşağıda değiştiriyorum ya. Onları tekrar bozmak istemedim. Orijinal X ve Y'yi alıyorum. Elimde tutuyorum hani. Kendi konumumu bunlar belirtiyor. Hatta bunlar da az önce dedim yani. Sürekli declare etmesek daha güzel olacak dedim. Bunları da burada değişkenleri belirlemiş olalım. İçeride sadece aynı değişkene erişip onu kullanıyor olalım. X'i Y'yi buraya aldım. Ve bunları şimdi şurada kullanacağım. Tamam, yeni bir su elemanı oluşturdum belli bir yerde. Ama kendim de gittim. Ha, aslında tam olarak oraya ilerlemiş olmuyoruz. Kendimi oraya aktarmadım. Bu durumda dur, iş bozulur. Burada orijinalleri kullanacağız. Orijinal değerlerimiz neyse. Orijinal X, orijinal Y'nin olduğu yerde artık hiçbir şey olmasın diyecektim. Ama bunu olur dersek şimdi elemanı taşımadık ya. Elemanı oluştururken aslında şöyle bir şeye daha ihtiyacım var. Tamam, böyle bir constructor'ım var. Tür numarasıyla oluşturabiliyorum ama elemanın bir de tür numarası artı integer sayacı da taşımak istiyorum. Sayaç dediğimiz şey bu class'ın değişkeni olan sayaç. Bana gelen parametre olan sayaca eşit olsun ki hani bu elemanı bir yere taşımak için bunu kullanacağım. Ama hani yeni bir eleman oluşturarak yaptığım için öyle yaptım. Bir dakika, aslında şöyle yapsak niye öyle yapıyoruz? Bir dakika. Madem bunu taşıyacağız. Tamam ya, dur. Buna gerek yok. Şunu atalım. Hani yeni bir eleman oluşturup da sayacını içine eklemektense şöyle yapalım. Yeni bir eleman oluşturmuyoruz. Bizim burada neyimiz varsa, burada bir eleman vardı. Bu elemanı aldık. Orijinalin bulunduğu konudaki elemanı aldık. Öbürünün içine koyduk. Ardından da orijinalin olduğu yerdeki yeri boşalttık. Oraya null dedik. Böylelikle sayaç 10'dan değil, 5'ten değil. 10, ikisinden de büyük değilken, 5'ten küçükken yani. Farklı bir yere hareket eden bir suyu temsil ediyor. Şimdi bir çalıştıralım mesela. Mesela sular böyle hareket ediyor gördüğünüz gibi. Bir yandan çoğalıyorlar. Hiç yeşillik oluştu mu? Ona dikkat edemedim ama oluştu yeşillikler. Gördüğünüz gibi yeşillikler oluşuyor. Yeşillik oluşma oranı belki biraz daha artsın istersek falan bu değişkenlerle oynayabiliriz. Burada mesela belki 7 diyelim işte. Çoğu zaman hareket etsinler. Bir noktadan sonra sürekli yeşillik oluşturmaya başlayacaklar.
Yani şey düşünüyordum, hani yeşillikleri hep etraflarında mı oluşturacaklar diye düşünüyordum da biraz daha böyle mozaik bir yapı oluşturdu onun yerine. Tabii hani ayrı kontrol değişkenleri ekleyebiliriz, hani şurasında şu yoksa burasında bu yoksa gibi falan. Ama herhalde hayvanları da işin içine kattığımız zaman şimdi daha iyi şeyler olabilir. Ha tabii suyu işle dedik. Tamam. Otu işlemedik henüz daha mesela. Otlar bir şey yapmıyor. Şimdi ot içinde otu işle metodu koyalım. Şimdi yine X'e Y'ye ihtiyacımız olacak. Bunların biraz daha bizim algılamamızı kolaylaştıran geçiş metotları. Daha da hızlı çalışmasını isteseydik mesela, hani bu çok büyük bir dünya olsaydı gerçekten. O zaman bunları belki doğrudan kendi satırında da yapabilirdik. Ama bu şekilde bir yazım bizim algılamamızı kolaylaştırıyor. Integer x'ye geldi elimize. Nerede olduğumuzu biliyoruz. Otu işlemek şöyle bir şey olsun. Aslında otu işlerken de yine yukarıdaki şeyleri alayım. Hani su gibi olan bir kısmı var aslında otunda. Hatta bu kare sayısının geçerli olmasına kadar, hani bunlar tamamen geçerli aslında. Çoğu elemanımız için geçerli. Otu işle içinde bir farkı olmayacak. Yine sayacımız artsın, belki bir farklı bir şey yapmak isteyebiliriz. Bir yön belirleyelim. Hani çoğalacaksa bu otlar. Yönümüzü belirledik. Ardından geçerli bir yerde olduğumuzu da şu satırda belirliyoruz. O karenin boş olduğunu da burada anladık. Şöyle yapalım. Şimdi geçerli bir kare var. Sayacımız 10'u geçtiyse, o kare boş bir kare ise ot çoğalsın. Hatta bu yine hani bir ot oluşturuyordu çünkü. Ama şimdi otların şöyle bir özelliği de olsun. Else dedik. Şimdi null değilmiş. Dünya dediğimiz şey null değilmiş. Dünyanın bu elemanı null değilmiş. Else o zaman düşüyorum. Dünyanın bu elemanının o zaman ben türünü kontrol edeyim. Türünü nasıl kontrol edeceğim? Şimdi dünyanın, pardon, elemanın içerisinde tür numarası da var. Ama bu tür numarasına erişmemi sağlayacak bir değişken eklemedim. Bir metot eklemedim. Onu ekleyeyim. Yani dışarıdan başka bir eleman buna erişebilsin diye public int tür no diyelim. Tür no metodu tür numarası neyse onu veriyor olsun. Yani bu değişkenlerimizi genelde private yapacağımız için öyle. Çünkü yanlışlıkla dışarıdan erişim istemiyoruz. Ama bu metodumuz public. Hani kendi kontrolümüz altında tür numarasını dışarıya aktarmayı sağlıyor. Ve aşağıda şuna baktım. Hani bir eleman var, bu dünyanın tür numarası eğer sıfırsa. Hani orada bir eleman var, boş değil dünyanın o karesi ve orada bir su var, onu biliyorum. Orada bir su varsa sayacım 5'ten büyükken o noktada yeni bir çim oluşturacağım. Yani orada bir su vardı, suyu çime dönüştüreceğim. Su varsa daha kolay çimleniyor orası. Boşsa daha yavaş çimleniyor. Belli bir sayaç miktarından sonra çimleniyor. Hatta şöyle bir şey yapalım. Yeni bir çimlendirme yaptıktan sonra bunun sayacı sıfırlansın. Suda mesela öyle bir şey yapmadık. Suda sayacı hiç sıfırlamadık. Suda da mesela belki şöyle olabilir. Sayaç hani çim oluşturduysa sayaç sıfırlanabilir. Çünkü hani maksimum değerine ulaştıysa bir defa çim oluşursun, ondan sonra su oluşturmaya devam etsin. Yani tabii bunlar işte ekosistemimizin kuralları işte. Bunları siz belirliyorsunuz istediğiniz gibi. Otu işle, şuraya ekledik mi diye kontrol edeceğim. İşle metodunda otu işle var. Bir bakalım ne olacak bakalım. Heyecanla bekliyoruz falan. Şimdi sular çoğalıyor. Bazı yerlerde otlar da kendiliğinden çoğaldı gibi geldi bana. Mesela otlar suyu kaplayabildikleri için gördüğünüz gibi suyu bayağı sindirdiler. Höpürdettiler resmen. Ve dünyayı otlar kapladı. Şimdi burada sayaçlarla falan dengelememiz gerekecek. Şimdi orası boşsa sayacın 10'dan büyük olması gerekiyor. Orada su varsa 5'ten büyük olsa yetiyor dedik. Ha pardon.
Bak şurada sayacı sıfırlamadık. Burada da sayacı sıfırlayalım ki o kadar da hızlı olmasın yani. Tamam, otlar artıyor. Yine bir bu sefer biraz daha sanki otların intikamı daha yavaş oluyor sanki. Şimdi otlar da çimleri yok edebilsin mesela bazen. Öyle bir şey koyarsak daha dengeli olabilir. Ama hayvanlar hepsini tüketeceği için hayvanlar daha çok ot yesin. Otların soyunu o şekilde tüketelim. Şimdi hayvanın içerisine hayvanı işle koyalım. Hayvanın da X'e Y'ye ihtiyacı olacak. Ve hayvanı işle metodunu yazacağız. O kadar kopyaladım değil mi? X'ini, Y'sini verdik yine. Çünkü hani hangi karelerde olduklarını falan kullanmamız gerekiyor. Yine kendi sayacını da arttırsın. Else'ler, if'ler yine bu öbür taraftan. Hatta bunlar bir metot bile olabilir yani. Geçici rastgeleyi zaten orada belirtiyoruz. Yönü belirtiyoruz. Yani bunların hepsi bir metot olabilir aslında. Bu kısmı çünkü aynı. Şöyle yapalım. Aşağıya bir metot yazayım. Void. Yön bul olsun bu metodun adı. Şimdi yön bul metodu şöyle bir şey yapacak. Yön bul metodu x'ye bekliyor. Ama şöyle bir sıkıntı olacak ha. Geri dönen değerlerle ilgili yani pass by value, pass by reference'dan dolayı yani buraya bize x, y'yi sayısal değer olarak gönderiyor. Biz de o metoda sayısal değer olarak göndereceğiz. Bir şekilde onları geri almamız gerekecek. Ama x ve y'yi ayrı ayrı geri almamız gerekeceği için yani gerek yok aslında öyle bir metot için. Yani aynı kodu kopyalayıp yapıştırmak her zaman tercih edilmez ama burada bu şekilde yapmak daha mantıklı duruyor. Şimdi bu bir hayvan. Hayvan dediğin acıkır. Şimdi başta şey olarak düşünmüştüm aslında. Yani belli bir yön bulsun, oraya doğru gitsin falan. Öyle de yapalım aslında. Hayvanın sayacı daha farklı çalışsın. Şimdi hayvan işleyi burada hep sayaç arttırmayalım. Mı bir dakika. Ya da artsın, tamam. Hayvanın sayacı hep artsın. Hayvan normalde gideceği bir yön belirledi. Oraya gidiyor. Orası boşsa oraya gitsin. Sayaca bakmaksızın. Hani hayvan dediğin boş bir kare gördü mü oraya gidecek. Nasıl gider? Dünyanın yeni konumu bu x, y dediğimiz şey ise bizim hayvanı alacağı için orijinal x ve orijinal y dediğimiz kısımda her ne varsa oraya gitti. Ve orijinalin yerini de boşaltmamız gerekiyor. Veya hayvanın kakasını bırakacağız falan oraya. Gitmeye çalıştığımız yerde bir şey varsa. Sıfır. Sıfır neydi? Sıfır suydu. Su varsa ne olsun? Şöyle bir şey olabilir. Hayvan ya bu. Su varsa da gitsin. Suyu içmiş olur böylecikle. Böylelikle. Hatta şöyle bir şey olabilir. Hayvan dediğin suyu böyle daha çevresel bir şekilde de içebilir. Ama şimdilik böyle tutalım bakalım. Ne alsa dedik. Aslında şöyle bir şey olabilir. Hani orada ne olduğuna bakmaksızın. Şöyle. Doğru bir kare ise hayvan dediğin orada ne varsa höpürdetir oraya gider. Ama aslında şurada şöyle bir şey. Buradaki şey nalsa sıkıntı yok. Ne zaman sıkıntı var? Şimdi ama o sıkıntıyı kontrol etmemiz için nal olmadığından emin olmamız lazım. Çünkü bir metodunu çağırmak istiyoruz. Şöyle olsun. Bu nal değilse dedim. Hani nalsa ve nal değilseyi bir noktada ayırmam gerekecek. Çünkü bir metodunu çağıracağım. Şimdi nal değilse bir kontrol yapacağım. Veya şöyle olsun hadi. Bu eşit eşit olsun. Nalsa oraya gittik. Sıkıntı yok. Nal değilse sonrasında şöyle bir kontrol yapmak isteyeceğim.
Orada hani bir şey var ama orada başka bir hayvan olmasın. Hayvan hayvanı yemesin diye ne diyeceğim burada? Tür no'yu çağıracağım. Tür numarası neyse bakacağım. Tür no'nun 0, 1, 2, 2 olmamasını isteyeceğim. Tür no 2 değilse hayvan orayı höpürdetsin de ilerlesin. Ha, tür no 2 ise orada ilerleme olmayacak. Yani hayvan hayvana düşman olmasın demiş olduk. Bir çalıştıralım. Hayvanı işle dedik mi yukarıda, emin değilim. İşle demiş, hayvanlar da hareket ediyor. Şimdi mesela hayvanlar gittikleri yerde bir şeyi yiyebiliyorlar sanki. Etraf arttı ama hayvanlar da yiye yiye ilerledikleri için çevrelerinde ufak oluklar açabiliyorlar. Böyle. Hayvanlar çoğalmıyor ya. Hayvanlar nasıl çoğalsın onu düşünüyordum. Ha, tamam. Hayvanlar burada bir şey yedi, değil mi? Neden? Nereden biliyorum bir şey yediklerini? Ya su içtiler ya ot yediler. Nereden biliyorum? Çünkü nal değil. O kare nal değil ve orada bir hayvan yok. O zaman sayacı arttıralım. Sayacı arttırdık. Ve orada boş bir kare olduğu zamanlarda da eğer sayaç dediğimiz şey belli bir sayının üzerinde ise, if sayaç diyelim mesela, kaç olsun? Sayaç 7'den büyükse diyelim şimdilik bakalım. 7'den büyükse hayvan doğursun. Dünyanın o noktasında eşittir yeni bir bebe hayvan. New element değil, eleman. Ne elementi? Eleman. Türü de 2. Yani bu bir hayvan. Hayvanlar ölebilsin falan gibi de kurallar koyabiliriz elbette. Ha, bir dakika dur. Bir hayvan doğurmaya başladıktan sonra sürekli doğuracak bu durumda ama sayacı sıfırlamadığım için. Ama hayvanlar pek çoğalmadı sanki. Çok fazla yemediler sanırım. Şurada bir tane çoğaldı gibi geldi ama şunu bir takip edelim bakalım çoğalacak mı? Çünkü sürekli yiyor mesela. Ama gitmeye çalıştığı yön tutmuyor olabilir bunun da. Çoğalmak için. Aslında şöyle yapalım, dur dur. Orası boş olması şey dedik. Boş olması gerekmesin ya. Yani orada bir şey olsun ama hayvan olmasın o. Hayvan değilse böyle dedik. Ha, gitmeye çalıştığın yerde hayvan varsa doğursun falan ya da. Onu boş ver. Şöyle olsun. Orada hayvan yok mesela, tamam. O zaman oraya gittik. Oraya gittikten sonra da sayaca bakalım. Sayacımız 7'den büyükse ayrıldığımız yerde, terk ettiğimiz noktada bir hayvan oluşsun. Ardından da sayacımız sıfırlansın. Çünkü oraya gidebiliyoruz. Peşimize de bir hayvan bıraktık mesela. Ve şurada kare oranımızı biraz daha 10 diyelim bakalım. Daha hızlı görelim nasıl olacak. Tık, hayvanlar yürüyorlar. Of, hayvanlar yedi bitirdi. Buradan anlıyoruz ki hayvanların şeysi fazla gelmiş. Arpası. Ama bir de şöyle bir şey olabilir. Mesela elemanların içerisinde sayacımız var. Tamam. Sayaç artıyor. Şöyle yapalım. Sayaç dediğimiz şey eğer, hani bu hayvan bir yere yürümeye çalışıyor. Tamam. Sayacı sıfırlamayalım. Hani sayacı her şey için kullanmaya çalışıyorum. Hani farklı işlevler için de kullanıyorum. Sayaç dediğimiz şeyin 7'den 7'ye bölümünün kalanı sıfırsa doğursun bu hayvan. Hani 7'nin katlarında doğursun bu hayvan. Ama şöyle bir şey olsun. Şimdi sayaç dediğimiz şey bir noktada eğer büyüktür, kaç olsun? Kaç defa doğursun bu hayvan? 4 defa doğursun mesela. 28'i aştıysa bu hayvanın yaşı,
O zaman ölsün mesela bu hayvan. Böyle hayvan olmaz olsun falan der gibi. Dünyanın X'e Y'ye karşılık gelen noktasında bu hayvan ölüyor ve suyunu bırakıyor. O yüzden burada yeni bir eleman oluşturuyoruz sıfırdan. Çünkü sular da kolay azalıyor ya. Hani buraya geldiysek peki bu hayvandan bir şey oluştuysa, su oluştuysa o zaman return diyeceğim. Çünkü hani artık hayvanın işleyecek bir şeyi kalmamış. Hayvan pert mi denir? Çalıştıralım bakalım ne olacak. Yalnız bir dakika dur. Hayvanın sayacı hep burada artıyor. Hem de burada artıyor. Hayvan bir şey yerse sayacı daha hızlı artıyor. Ben ama sadece yedikçe artsın gibi düşünmüştüm. İki kat artıyormuşuz meğer. Şuradakini bir sileyim bakalım. Olmadı. Bir yere yeni bir ayarlama yaparız. Hayvan yani sadece yedikçe yaşlanacak. Yedikçe doğurmaya başlayacak. Tamam, hayvanlar çoğaldı. Biraz hayvanların azalıp aralarda su oluşması gerekir aslında. Ah, bir iki su oluştu da fazla değil. Hayvanlar aşırı doğurgan ya da iyi, erken ölseler daha iyi olacak gibi. 14'ü aştıysa diyelim mesela. Bir de hayvanlar sadece yedikçe sayaç arttırıyorlar. Aslında yürüdükçe de arttırabilirler. O zaman sayacı yukarı mı alayım yine? Ama yedikçe artması da güzel geldiydi. Hayvanlar o zaman 5'in katlarında doğursunlar. Ve onu açtıklarında da ölsünler. Yerlerine bir su oluşturarak. Bakalım bir dengelemeye çalışacağız. Şimdi bu bir karmaşık bir aslında matematik formülü. Acaba dengeli bir ekosistem oluşturulabilir mi diye çalışıyoruz. Hani çalıştırdığımız zaman genelde şimdi hayvanların dünyayı semirip kemirip bitirmesiyle sona eriyoruz. Hani ufak tefek değişiklikler oluyor aslında da. En ufak bir ot çıksa hayvanlar yiyor, bitiriyor. Şöyle bir şey olsun o zaman. Tamam. Nasıl olsun? Yani şimdi tek bir sayaç kullandığımız için hayvan acıktıkça ölsün gibi falan bir şey koymak daha zor oluyor. Şimdi sayacı sadece hayvan bir şey yediyse arttırıyoruz ya. Aslında hayvan bir şey yediyse arttırmayalım. Sayaç biraz da kötü bir şey gibi çünkü hayvanı kaçınılmaz sonuna doğru götürüyor. Hayvan yürüdükçe sayaç artsın ki daha kolay ölsünler. Hayvan bir şey yerse sayacı artmasın. Hani hem doğurmayacak ama hem böyle bir şey yedikçe de sağlığını geri kazanıyor olsun. Belki şimdi daha rahat denk... Ah! Hayvanlarımız öldü. The end. Hayvanlar kalmadı. Dünyayı yeşillik kapladı. Tabii, hayvan doğuramadan öldü. Ama dur, doğurma şartını şuraya da koymam gerekiyordu o yüzden, tamam. Hayvan neden sadece hani en son bir şey yediği zaman doğursun ki? Hayvan sayacı ulaştığı zaman o gitmeye çalıştığı yerde boşluk varsa da doğurabilir. Hani bir şey yiyip de oraya geçtikten sonra doğurmak zorunda değil. Orası boşsa da doğurabilir dedik. Of. Hayvanlar doğurdu gitti. Sanki beyazlar görüyor gibi. Hayvanların doğum kontrolüyle birazcık uğraşmamız gerekiyor. Hayvanlar bir şey varsa doğuruyorlar ya da çabuk ölüyorlar böyle yaparsak. O zaman belki de çözüm şurada mı? Burada doğurmasınlar. Tamam, en son bir şey yedilerse doğursunlar. 20'nin katlarında doğursunlar ve ömürleri 50 olsun. Bakalım şimdi ne olacak. Of, burada ne oldu böyle? Neler oluyor? Değişik bir şey oldu.
İlginci şurayı korudu bak. Neden öyle oldu ya, bir dakika. Sayaç 20 diye bölümümüz 0'sa dedik. Ömrümüz fazla uzun olduğu için mi öyle oldu? Sayaç. Yürüdükçe artıyor sayaç. Şunu 50 yapalım bakalım ne olacak. Daha az doğurmalarını sağlayacak mı? Yalnız bir doğurdular mı? 1000 doğuruyorlar. Bu ne? Dur, böyle olmaması lazım. Neden böyle oluyor? Bir düşünelim. 50'ye bölümünden kalan 0 dedik. O kadar da sık olmaması gereken bir şey bu sanki. Ha, şu mu oluyor? Tamam. Sayaç artmıyor orada ya, ondan. Sayaç her durumda artsın o zaman. Hayvan yaşadığı müddetçe sayacı artsın, tamam. Şey oluyor orada, fark ettim. Sayaç artmıyor o yüzden. Mesela bir doğurdu mu hayvan sürekli doğuruyor. Çünkü hani şey yapmamış. Öbür şartı sağlayan yere gitmemiş. Mesela şimdi pek öyle hayvan kalmadı yani. Çünkü dur, doğurma oranını azaltmıştık. Şimdi mesela şu güzel. Bu hayvan daha çok yaşıyor. Neden? Cidden neden? Dur bir dakika. Yiyen hayvanın daha çok yaşaması ile ilgili bir bağlantı yok aslında. Sayaç burada artıyor. Boşta gezerken bir farkı yok. Boşta gezerken ama sayacı daha hızlı arttırabiliriz aslında. Sayacı tekrar arttıralım burada. Hani boş geziyor çünkü bu hayvan. Sayaç dediğimiz şey de onun katlarındayken bu hayvan doğursun. Ah, öldüler. Bak mesela şimdi yiyen hayvanlar daha bir çoğaldı. Yiye yiye ilerliyorlar. Mesela şimdi güzel şeyler oluyor sanki. Suların çoğalma hızı, belki de suların ot oluşturma hızı biraz azalabilir ama şu görüntü güzel, hoşuma gitti. Bir de şöyle bir şey yapalım. Dediğim gibi sular biraz daha kolay çoğalabilirler gibi geldi bana. Otu işle değil, suyu işle kısmında. Suyu işlerken şöyle bir şey yapalım. Yani şimdi su 7'den büyükse dedik. Bunu 6'dan büyükse yapalım. 6'dan büyükse bir su oluşturur. 10'dan büyükse de yine bir şey yapıyor. Hatta şöyle yapalım, dur. 7 buraya, 1 ile 10 arasında oluşturduk değil mi? Evet. Tamam, o zaman 6 buraya olsun. 9 buraya olsun. Bir de şey deneyelim bakalım. Kare sayısı limitini 4 yaptık diyelim. Daha da hızlandırdık. Çu 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 diye çalışıyor. Piu. Hayvanlarım. Hayvanlar. Of, hayvan kalmadı. Acaba demin şanslı bir başlangıç mıydı? Tekrar deneyelim. Bak mesela. O yeşiller her yeri kapladı ama hayvanlar dayandı. Şimdi mesela sular da daha rahat oluşuyor gibi duruyor. Dünya bir buz devri geçirdi, sonra hayvanlar etrafa yayıldı. Sular yine bir yerleri kaplamaya çalışıyor. Oluşan yeni sular da yeşillik ekliyor falan. Ne kadar devam edebilir acaba? Ya da bir durma anı var mı? Yani bu bölümde böyle bir şey yapmayı amaçlıyordum. Yaptık da. Hani tabii burada kurallar çok daha karmaşık olabilir. Hatta başta hayvanlar için şunu düşünüyordum. Hani su kaynağı görsünler, su kaynağına gitsinler falan. Hani suyla otu ayırt etmiyoruz mesela şu an. Hani su kaynağına gidip acıkınca suyu içsin. Ot sadığı zaman otu yemeye gitsin. Öyle bir şeyler
daha karmaşık hale getirir bu sistemi. Ama şu an daha basit bir haliyle yapmış olduk. Hatta hani bunun daha farklı bir versiyonu, Game of Life diye bir tane vardır. Onda biraz daha hücresel bir yaşamdır. Böyle daha büyürler falan, hücreler, öyle bir şey vardır. Biraz oradan esinlenen bir proje aslında. Ama mesela sular çoğalıyor, değişik şeyler oluyor. Bir de şunu denemek isteyeceğim. Şimdi kare boyutumuz 20 idi. Kare boyutumuz 5 olsaydı mesela, daha çok pikselimiz olsaydı nasıl çalışırdık? Bir de ona bakalım. Kare boyutunu 5 yaptık. Şimdi mesela daha büyük bir dünya. Hayvan toplulukları daha küçük yerlerde. Güzel ya, bu güzel. Güzel gözüktü. Vay, karıncalar etrafı yiyorlar. Ve çoğalıyorlar. Hoş bir görüntü. Hem bunlar mesela, hayvanlar öleceği zaman renk değiştirebilir. Daha derin sular olabilir. Daha böyle yeşilliklerin derecesi falan değişebilir. Ama hoş gözüküyor. Hayvanlar ne kadar çoğaldı öyle. Yalnız yiyip bitirirken kıtaları oluşturdular resmen. Sular hala mesela, sular azınlıkta kalıyor. Dünyada öyle değil mi? Dünyada sular daha fazlasın. Ama hayvanların olduğu yerlerde değil. Sular çok fazla yeşillik oluşturuyor belki de hani hala. Sular çünkü hani bir su oldu mu? Ha, gerçi şey de var, yeşillikler de suyun üstüne gidebiliyor ya. Yeşilliği şey, otu işleye bakalım. Otu işle. Orada bir su varsa da sayaç 5'ten büyükse gidiyor oraya. Sayacını sıfırlayıp. Belki bu değer bir miktar daha fazla olsa, 7 olsa mesela nasıl olacak? Şimdi tabii hani biraz daha yavaş çalışabilir bunlar falan şey oldukça. Belki şimdi su miktarı biraz daha fazla oluyor olabilir. Hatta bu şey, kare boyutunu küçülttükçe mesela, hani 2 yapalım, daha da yavaşlayacaktır. Hani kare sayımızla da ilgili değil de, başlangıçta biraz daha hızlı. Sonra gittikçe yavaşlıyoruz. Neden? Çünkü işlemek zorlaşıyor. Başta kare boyutunu benim büyük yapmamın bir sebebi de buydu. İşlemek daha kolay olsun diye. Şimdi mesela her işleme arasında bir vakit geçiyor. Piksel yapmadık yani. Mesela piksel yapmış olsaydık bu çok daha yavaş olacaktı. Ama burada mesela sistemi büyüttükçe de, mesela 40 yaptık diyelim. Daha büyük parçalar. Mesela şimdi hayvanların hayatta kalma olasılığı daha düşüktü. Hayvan kalmadı. Hani arada bazı çalıştırmalarda hayvan olabilir. Neden? Çünkü hayvan bir şey yiyemiyor mesela, telef oluyor gidiyor garibanın. Hayvanların bir şey yiyebilmesi lazım başladıkları zaman. Mesela yine yiyemediler. Kare boyutu küçüldükçe harita boyutumuz artıyor. O zaman hayatta kalan hayvan olma sayısı, şansı artıyor mesela. Yani bir noktada aslında hayvanlar güzel bir şekilde çoğalabilecekleri bir yer bulsalar yeterli aslında. Yani burada da o oldu belki. Böyle değişik, eğlenceli bir şey. Hani kare boyutunu oynayarak mesela, hani onda mı güzeldi? Kare boyutuyla oynayarak şey yapabilirsiniz. Hani hızlı çalışıyor, yavaş çalışıyor gibi şeyleri onu ayarlayarak yapmanız olası. Dedikten sonra isterseniz burada bırakalım. Unuttuğum bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok sanırım. Evet, başka bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.